Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Sevgili dostlar, cumamız mübarek olsun. Ramazan ayının tüm güzelliği üzerimizde. Kur'an ayı, gufran ayı, Kur'an'ın çokça okunduğu, bağışlanmanın çokça olduğu özel bir zaman dilimindeyiz. Tabii ki bu ayda Kur'an'ı çokça okuyacağız. Kur'an'ı çokça anlamaya çalışacağız. Kur'an bu aya özel ibadetleri bize nasıl hazırlıyor, nasıl anlatıyor? Kur'an'ın okunması, anlaşılması, zekatın, sadakanın, hayrın, hasenatın, fitrenin verilmesi, Ramazan'a özel yatsı namazının hemen akabinde kıldığımız teravih namazı, teravihin içindeki adab, Osmanlı'dan, geçmişten bugüne gelen zenginliklerimiz, değerlerimiz, inşallah bugün hep beraber bunları konuşacağız ve Kur'an'dan ayet-i kerimeler okuyarak inşallah duamızı yapacağız. Mukabelelerimiz devam ediyor. Her gün YouTube kanalımızda mukabelemizi takip etmeye tekraren davet ediyorum. Bugün ben yeni fark ettim diyenler lütfen kanalımıza geçip sıradan devam ederken daha önce dinleyemediği cüzleri aralarda dinleyerek yine bu ayın içerisinde gerçekleştireceğimiz hatmi şerifi de sizlerle beraber, bizlerle beraber siz de takip etmiş ve tamamlamış olursunuz. Bu peygamberin sünnet-i seniyesi, yani ilk hafızlı peygamberimiz yeryüzünde Kur'an'ı baştan sona ezber okuyan, onun hocası da, üstadı da Cebrail aleyhisselamdı. Kendisine Kur'an'ı okuyan ve okutan, zorla Bismillah diyerek oku, ikra emri işte böyle geldi. Okuduğumuz ayetleri oku. Çünkü bu ayetleri peygamberimiz kendisine mukabele ettiği için biz de asırlardır elden ele, dilden gönüle aktarılan mukabele silsilesinin devamını yapıyoruz. Metniyle, manasıyla anlamak, her ikisinde yaşamak güzeldir. Yemeğin kokusu da güzeldir. Yemeği yediğimizde yemeğin kendisi de güzeldir. Dolayısıyla biz yemeğin kokusunu Kur'an sesi içeriğinde yediğimiz nimetin midemize ulaşıp bize keyif vermesini de mana olarak değerlendirirsek her ikisi de birbirinden kopmayacak değerdir. Allah bu iki güzel kokudan da, manevi lezzetten de bizleri mahrum etmesin inşallah. Bugün zekatı ve fitreyi sizlerle konuşmak istiyorum sevgili dostlar. Zekat, kelime anlamı temizlemek demektir. Bir şeyin temizlenmesi, tezkiye bugün de var. Hani müzekki, tezkiye eden, temizleyen anlamında. Dolayısıyla malın temizliği de zekatı vermek de olur. Bu da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın güzel ifadesi. Allah yolunda malın en hayırlısı Allah yolunda harcananıdır buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yine Kur'an ayetlerinde inşallah sohbet sonunda okuyacağız. Fatır suresinde Allah Teala Allah yolunda harcayanları, başkalarının ihtiyaçlarını giderenleri övüyor ve mükafatlarını da fazlaca verdiğini müjdeliyor. Bunları da okuyacağız. Peki zekat kimlere verilir? Zekat sevgili dostlar Kur'an-ı Kerim'de, ayet-i kerimede bellidir. Sadakalar bil fukara, fakirlere, vel mesakin, evi barkı olmayanlar, ve bil sebin, yolda kalmış, gidecek yeri yok, parası yok, evi yok, barkı yok, yabancı memlekette sıkıntısı var. Bu ayet-i kerimelerin devamında biz o günkü durumla bugünkü durumu kıyasladığımızda aslında kalbimize sorduğumuzda kime verebileceğimizi de görüyoruz. وَالْعَامَد۪ينَ عَلَيْهَا Çalışanlar, وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ Kalpleri İslam'a ısındırılanlar. Müslüman değil ama Müslümanlığa çok yakın, samimi, biliyor, inanıyor, Allah'ın varlığını biliyor ve sizin değerlerinizi de saygı gösteriyor. Bu insanlara da verebilirsiniz diyor Allah'ın. وَفِرْ رِقَابُ Üzerinde kelepçeler olanlar. Böyle kelepçe değil ha. Nasıl kelepçe biliyor musunuz? Manevi kelepçe. Bankaya borcu var, kurumlara borcu var, bakkala borcu var. Önden geçemiyor, yola çıkamıyor. Telefondan hacizler geliyor. Onlar da verirsin. وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَمِنْ سَب۪يلِ Allah yolunda olanlar, Allah yolunda olan şeyleri harcamak. İşte وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهِ عَلِيمٍ Allah Teala hayır namını ne yaparsınız? Bunların hepsini bilir. Allah çokça verenlerden olmayı nasip eylesin. Sadaka böyle bir şey. Ama sadaka ile zekat kelime olarak Kur'an'da aynı şekilde anlatılıyor. Sadaka dendiğinde zekat olduğu manasını müfessirler bize hatırlatıyor. Zekat İslam'ın bir uygulaması ama dayanışma, merhamet ve adaletin tesisi içindir. Allah Teala her yaptığımız hatanın cezasını maddi olarak bize ödememizi ama kendisine ya da onun söylediği bir kuruma değil,
yine insanlar üzerinden, sıkıntısı olanlar üzerinden, derdi olanlar üzerinden bir dayanışma, bir paylaşma ruhuyla kalbimizi rahatlatmak, bizi mutlu kılmak, yeniden hayata döndürmek ve onların da hayatın içerisine dahil olması, hayatın içindeki huzuru beraberce yaşayalım düşüncesiyle bize cezaları maddi olarak ödeme. İmkanın yok. Yoksa vermek zorunda değilsin zaten. Allah Teala olmayandan verdiği istemiyor, olandan vermesini istiyor. Olan olmayana verince zaten olan olmayan diye bir dengesizlik kalmaz. İslam ekonomisi böyle bir ekonomi. Allah nasip etsin inşallah. Zekat, kişinin elinde bulunan malın, mal varlığının %22.5'i, yani 1/40'ı, bunu asgarisi bu olacak şekilde fakire, fukaraya, ihtiyaç sahibine dağıtmasıdır sevgili dostlar. 2.5, yani 100 liranın 2.5 lirası. 100 bin liranın 2.500 lirası. Çok değil, rahatsız bir boyut değil. Bu asgarisi. Hocam daha fazla vermek istiyorum ben. Yolunuz açıktır. Vermemek üzere sistem değil, vermek üzere sistem kurun. Çocuğumu evlendireceğim, oğlumu evlendireceğim. Allah Teala verdiğinizin yerine daha fazlasını garanti ediyor. Allah'a borç vermiş gibidir diyor Allah Teala. Bir sıkıntısı olana borç verdiğinde Allah'a borç vermiş gibidir. Allah onu 700 kat ve çok daha fazla kata da artırarak kendisine geri ödemesini yapar. Neyle? Bereketiyle, görünmeyenle. Peki zekatın ne faydası var sevgili dostlar? Zekatın öncelikle kendisine, insanın bireysel faydası var. Kendini iyi hissetmek, mutlu etmek, huzurlu hissetmek. Sonra şükür ve sabrı öğretir insana, ruh sağlığını güzelleştirir. Şükür ve sabır çok önemli, herkesin aradığı bir mevzu. Malın bereketini artırır, kazancı yükseltir, maddi anlamda yükseltir. Siz musluğu azıcık açarsınız, yukarıdan tazikle gelir ve nasıl geldiğini, nasıl olduğunu anlayamazsınız. Böyle bir iyilik yapmış olma hissi verir, hayatını pozitif etkiler ve etrafını da güzelleştirir. Bunu da fark eder insan verdiği zaman. Mesela manevi kalkınma olur. İnsanın gece uykusu başka olur, gündüz hayatı başka olur. Huzur kaplar içini ve bu huzurla manevi işlere daha da yönelmesine bahane olur. Sosyal adaleti tesis eder ki herkesin yüzü gülmeye başlayınca insanın kendi zenginliğini de, maddi manevi zenginliğini de yaşaması da çok büyük keyif verir bizatihi kendisine. Günahların affına vesiledir ki az sadaka çok belayı def eder. Zekatın azı bile çok belayı def eder diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Onun için günahların affına, bela, günaha girecek olan durumlardan kurtulmaya vesile, bunları da sıraladım. Bir de zenginleşmesine vesile olur zekatı verenin. Daha da zenginleşir, daha da artar. Deneyin, göreceksiniz. Denemeyenler için söylüyorum. Bir de Peygamberimizin müjdesi var. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, bir insan zekat verdiği anda Rabbine çokça yaklaşır ve günahlarından kurtulur. Ne büyük nimet. Estağfirullah, bismillah. Vakimussalate ve atuzzekah. Namazınızı dosdoğru kılın, sadakanızı, zekatınızı eksiksiz verin. وَمَا تُقَدِّمُوا لِيَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ. Hayır namına kendiniz için ne yaparsanız تَجِدُوهُ عِنْدَ اللّٰهِ. Onu Allah katında bulacaksınız. Muhteşem bir ayet. Bakara suresi 110. ayet. اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Allah Teala yaptığınız her şeyi görendir. Bir yapıyorsunuz, Allah katında buluyorsunuz. Sevgili dostlar, bu alem sayılı süreli, öte alem sayısız, günsüz, süresiz, ebedi. Hangisine daha çok yatırım yapmak lazım? %30 buraya. O da siz ve aileniz için. %70 diğer tarafa. Allah rahmet eylesin. Babamız böyle bir babaydı. Önce kızdık, sonra hak verdik. Anlayamamıştık, çocuktuk çünkü. Sonra anladık ki başkalarının çocukları, başkalarının dertleri, başkalarının ailesi, onların ihtiyaçlarına koşmak yeryüzündeki en faziletli görev. Bakın Hazreti Ali Kerremallahu Vece, kendisinden zekat isteyen ama biraz da alkollü olan bir kişiyle yolda karşılaşıyor. Hazreti Ali onun bu halini görünce ona zekat vermemek üzere bir his içine doğuyor. Fakat bir frenliyor kendini. Bu zekat isteyen kişiyi alıyor, evine getiriyor. Güzelce yıkanması, temizlenmesi, ikramını, sohbetini, muhabbetini yapıyor. Ondan sonra kendisini dışarı çıkarıyor. Misafir edip, ağırlayıp,
mutlu edip, sohbetini yapıp, ondan sonra kendisine zekatı takdim ederek uğurluyor. Bizim için bir örnek değil mi bu? Sosyal adalet için ve sosyal hayatın güzelliği, birlikleri için bu güzel bir örnek değil mi? Demek ki sadece vermek yetmez. O insanı dinlemek, o insanı insan yerine koymak, o insanın başka ne derdi var, bunu dinlemek de çok önemli. Allah'a hamdolsun çocukluğumuzdan beri, babamızdan böyle gördük. İnanın kapı kapı dolaşıp insanlara bayramlıklar dağıtır. O insanları elbiselerin olduğu, ayakkabıların olduğu yerlere tek tek götürüp sevdiği, beğendiği, kendilerine yakışan kıyafetleri alıp giysinler diye saatler harcanırdı. Allah kabul etsin. Vermek ne büyük nimet. Verenlerle beraber olmak ne büyük nimet. O insanları dinlemek, ne derdi var onu bilmek, sadece kıyafet almak, sadece para vermek değil, onu dinleyip onun bir derdini daha çözebilmek. Bakın kısa bir şey söyleyeyim. 1994 Dünya Kur'an Okuma Yarışması, Mısır'dayız. 16 yaşındaydım. Özbekistan'dan gelen iki tane genç kardeşimiz vardı. Çok güzel sohbet ettik son günlerde. Giderken yani ülkemize dönerken onlarla konuşamadığım için çok üzülmüştüm. Ve İstanbul Eminönü müftüsü babamı telefonla aradı. Henüz dönmüştüm Kahire'den. Dedi ki iki tane talebe var burada. Yardımcı olur musun, onları bir sevindirelim dedi. Babam da bana dedi ki hemen koşu koşu müftüye git, müftü efendinin elini öp. Orada iki tane hafız varmış, onları baştan aşağı giyindir dedi. Müftülükten içeri bir girdim. Bir baktım Özbek hafızlar. Beni bir gördüler. Koşa koşa sarıldık birbirimize. Müftü efendi şaşırdı, bakıyor siz nereden tanıyorsunuz birbirinizi diye. Hocam dedim biz Dünya Kur'an Okuma Yarışması'ndaydık, Mısır'da beraberdik. Hatta onlardan Allah'a ısmarladık diyerek ayrılamadığım için çok üzülüyordum. Çok üzülerek döndüm Türkiye'ye. Ama Allah dualarımı kabul etti, şimdi buluştuk. İnanın onlara birer takım elbise değil, çuvallarla ülkelerine dönecek şekilde elhamdülillah onlarla gezdik, dolaştık. Ve o yüzlerindeki tebessümü, derince tebessüm görene kadar onlarla beraberdim. Bunu övmek için anlatmıyorum. Geriye dönüp baktığımda iyi ki böyle bir babanın, iyi ki böyle bir müftünün gölgesinde büyüdük de hizmet yapmak bize nasip oldu. Allah hocalarımıza rahmet eylesin. O güzel hafız arkadaşlarımız duyuyorlarsa selam olsun bizden. Dünyanın her yerinde Kur'an okuyan, anlatan hocalar çok kıymetlidir. Allah var etsin inşallah. Teravih namazın hükmünü sormuşsunuz arkadaşlar. Teravih, öncelikle sözlük anlamını şöyle bir paylaşalım. Telviha kelimenin aslı rahatlamak demektir. Aslında telviha kelimesinin çoğulu teravih'tir. Biz teravih olarak yatsı namazından sonra kılınan 20 rekatlık namaz olduğunu biliriz vitir namazının haricinde. Biz eskiler şöyle derler, kıyam-ı şehri ramadan, Ramazan ayının namazı. Çok güzel değil mi? İhya-u leyali ramadan, Ramazan gecelerinin ihyası. Ne güzel ifadeler. Teravih namazını biliyorsunuz eskiler ilk kılanlar Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam teravihi cemaatle kılmışlardır. Sonrasında farz olmasın millete, ümmete yük olmasın düşüncesiyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yatsı namazından sonra hane-i saadetine çekilip öyle de kılarmış, kıldığı günler olurmuş. Bazen gecenin evvelinde, bazen gecenin ortasında, bazen gecenin ilerleyen saatlerinde. Çünkü 20 rekatlık teravih namazı 8 rekattır diyenler var, 16 diyenler, 20 rekat diyenler, 30 rekatlarını söyleyenler var. Ama ulemanın ittifak ettiği rekat sayısı 20 rekat. Bu sünnet bir ibadet, vacip de olduğu düşünülebilir. Dolayısıyla kılmakta fayda var. Namazın hangisinin zararı olabilir ki? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gece namazlarını hep 2 rekat kılardı. Kılma süresi de fecre kadar, sabah namazına kadardır. Dolayısıyla ben camide kılamadım, evde kılabilir miyim? Elbette kılabilirsiniz. Peygamberimiz de hani hane-i saadetinde namazlarını eda etmiştir. Allah kabul etsin. 2-2 kılardı Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam nafile namazları. Gece namazını 2-2 kıldığı için bugün Sultan Camii'nin tamamında 2-2 eda edilerek kılınır. Bazı normal küçük mescitlerde, camilerde de 4'er 4'er kılınır ki cemaat usanmasın, sıkılmasın, uyumasın, abdesti kaçmasın. Bir an evvel namaz
ibadetini gerçekleştirsin düşüncesiyle kılarlar. Allah kabul etsin. İki rekat olarak kılmasında ulemanın ittifakı var. Muttefakun fih. Bütün ulemanın ittifak ettiği hususlardan bir tanesi. Allah kabul etsin inşallah. Yatsı namazından sonra kılınacağı için şöyle bir şey yapmak lazım. Camiye yetiştiniz, koştunuz iftardan sonra bir baktınız teravih başladı. Ama yatsıyı kılmadınız. Önce yatsıyı kılacaksınız kendi başınıza. Sonra teravihe devam edeceksiniz. Teravih namazı kılayım sonra yatsıyı kılayım. Olmaz. Çünkü yatsıya tabidir teravih namazı. Yatsıya tabi olunan namazı yatsıyı kılmadan eda edemezsiniz. Allah kabul etsin inşallah. Rabbim böylesi güzel ibadetlerin peşinden koşmayı teravihiyle, ibadetiyle, sünnetiyle, mukabelesiyle, hayır ve hasenatıyla, fitresiyle, zekatıyla Ramazan'ı her gününü muhteşem bir şekilde ihya etmek lazım. Onun için mukabelede ısrar ediyorum. Allah dualarımızı kabul eylesin. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabe-i kiramı nasıl etrafında toplayıp onlarla beraber ibadet ettilerse biz de öyle namazlarımızı kılalım. Rabbim dualarımızı kabul eylesin. Şimdi Fatır Suresinin hemen böyle sürenin sonlarına doğru olan iki ayeti kerimesini okuyacağız. Konuyla alakalı Rabbim inşallah bu ayetleri sırrına ermeyi de hepimize nasip eylesin. Hazırsanız Rahman, Rahim Allah'ın adıyla diyerek Fatır Suresi iki ayetini okuyoruz. Buyursunlar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب Rabbel Alemin, Fatır Suresinin 29 ve 30. ayet-i kerimelerini okuduk. Kur'an mukabelelerimizi, okuduğumuz ayat-ı beyinat-ı kabullerini en güzeliyle makbul eyle. Kur'an yolunda, hayır yolunda bizleri daim eyle. Ramazan'da kazandığımız bu hasletleri gelen günlerimizin tamamında yaşayabilmeyi, yaşatabilmeyi hepimize nasip eyle. Allah'a beleşip amin diyen hanımefendi, beyefendi, sevgili çocukların her birinin duasının duamızı kabul eyle. Her türlü kazadan, beladan, nazardan, kem gözden ve sözden, bilhassa fitne ve iftiradan emin eyle.
Allah'ım sen affedicisin, affetmeyi seversin. Bizleri, hepimizi affettiğin, bağışladığın kullardan eyle. Zekatımızı, fitremizi, teravihimizi, hayır hasenatımızı, dualarımızı, aminlerimizi, kabullerini en güzeliyle makbul eyle. Bize bu güzel değerleri öğreten anne baba, akrabayı talukattan ebedi aleme güzelan etmiş öğretmenlerimiz, büyüklerimiz kimler varsa her birini rahmetle, minnetle yad ediyoruz, haberdar eyle. Allah'ım 15 asırdır bizlere Kur'an'ın, dinin, maneviyatın, insanlığın, bedeniyetin zerrelerini gönlümüze, ruhumuza işleyen ecdadımızı, atamızı rahmetle, minnetle yad ediyoruz, haberdar eyle. Ya Rabbi gelen nesle bu güzel değerleri en güzel şekilde aktarabilmeyi hepimize nasip eyle. Salli ve sellim ve barik ala eşrafi ve es'adi nur cemil enbiyai vel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Allah kabul edesin. Cumamız mübarek olsun. Sevgili dostlar, inşallah haftaya sizde yine burada Cuma sohbetinde buluşmak üzere. Her gün mukabelelerimizde buluşmak üzere. Herkesin ve her şeyin sahibi Yüce Rahman'a emanet olun. Allah'a ısmarladık. Es-salatu es-selam. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.